başlayabiliriz eğer. Okey, podemos. Ay. Podemos hablar sobre el partido, realmente. Podemos empezar. Difícil después de que estás ganando 0-1 de hasta minuto 80 o no, 81, no es igual. Y donde jugaste muy bien, sí, que es Fener con un jugador menos, pero teníamos con 0-1, teníamos unos dos clarísimos oportunidades para meter el segundo gol y terminar el partido. Y bueno, después un fallo penalti, segundo fallo, perdimos el balón fácil, el Gustavo mete un golazo y bueno, y se cambió en dos minutos, no sé qué decir. Pienso que vamos seguramente a hacer ese análisis y todo, pero en global pienso que Kaiser ha hecho un buen partido y ha hecho un gran partido, ¿no? Y, pero sin puntos, eso es el peor que hay ahora en este momento porque estamos abajo y seguramente no está bien. Necesitamos ya pensar al partido siguiente que jugamos en casa, ahora cada partido está decidido para nosotros y cada partido necesitas ganar para probar no bajar. Tabii şimdi böyle bir maçtan sonra, böyle bir mağlubiyetten sonra çok konuşmak mümkün değil. 1-0 öndesiniz. Maçın sonlarına getirmişsiniz oyunu. İyi oynuyorsunuz. Birkaç da fırsat bulmuşsunuz. Hani 2-0, 3-0 yapabilecek aşamadasınız ve bir anda 2-3 dakikada maçı kaybediyorsunuz. Birkaç da göz arasında. Tabii ki zor. Yani diyecek hiçbir şey yok. Hatalar yaptık. Maçın son bölümlerinde gereksiz hatalar yaptık ve rakibimiz bir manada ilk önce penaltı, sonra Gustavo'nun fevkalade golüyle skoru aldı. Galip geldi. Tabii ligin dibinde olduğumuz için bu maçtan puan alamamak aslında en üzücüsü. Yani berabere bitirseydik bile iyi olabilirdi. Ama biz en zor şartlar altında bile havlu atmadığımızı hep söyledik. Bugün çok şanssız bir mağlubiyet aldık. Ama devam edeceğiz. Önümüzde 7 maç var. 7 maçtan daha önemlisi önümüzde bir içeride Gençler Birliği maçı var. Şu an ona odaklanacağız. Analizimizi yapacağız. Nerede hata yaptık bunları göreceğiz ve inanıyorum ki çoğu şeyi değiştireceğiz. Sorusu olan yok diye biliyoruz. Soruyorum. Tamam. Si podemos acabar. Gracias. Thank you.